Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda e, bir dakika Evet şimdi düzeldi. E, bu videoda arkadaşlar 2017 ve 2018 fen bilimleri ÖABT çıkmış sorulardan fen bilgisi öğretmenliği ÖABT çıkmış sorulardan sadece biyoloji kısmını çözelim. Başlayalım isterseniz. 26. sorudan başlıyor. Diyor ki yukarıdakilerden hangileri tüm polisakkaritlerin ortak özelliğidir? Arkadaşlar nedir bizim polisakkaritlerimiz? İlk önce onları yazalım. Şimdi biz polisakkaritleri ikiye ayırıyoruz. İlk önce yapıya katılanlar ve deposal olanlar. Deposal olanlar iki tanedir. Birisi nişasta, diğeri de arkadaşlar glikojen. Glikojen. Yapıya katılanlara baktığımızda onları da ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Yapıya katılanlarda birisi selüloz, diğeri de nedir? Kitin. Şimdi kısa kısa isterseniz söyleyeyim ne işe yaradıklarını. Deposal olanlardan başlayalım. Bitkilerde glikozun fazlası nişasta olarak depolanır arkadaşlar. Dolayısıyla bitkilerdeki polisakkarit, depo polisakkarit nedir diye sorulursa nişasta diyeceğiz. Hayvanlarda, mantarlarda ve bakterilerde ise glikozun fazlası glikojen olarak depolanır arkadaşlar. Dolayısıyla hayvan, mantar ve bakteri dediğimde glikojen diyeceğiz. Selüloza gelelim. Bitkilerde hücre duvarının yapısına katılır arkadaşlar. Bu yüzden zaten yapı polisakkarit diyoruz. Kitin ise mantarlarda ve böceklerde arkadaşlar. Böceklerde dış iskeletin yapısına mantarlarda da hücre duvarının yapısına katılır. Bir polisakkarittir. Şimdi bakalım diyor ki benzer birimlerin tekrarlanmasıyla oluşur. Evet yapılarına baktığımız zaman mesela nişasta ve glikojen glikozların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Peki ikisini birbirinden ayırt eden nedir? Bağlanma şekilleridir arkadaşlar. İşte birisi birinci karbondan bağlanırken birisi dördüncü karbondan bağlanıyor. Bu gibi bağlanma şekillerinden e, dolayı farklı farklı oluşuyorlar. O yüzden bunu alırım. Dehidrasyon tepkimeleriyle sentezlenirler. Dehidrasyon tepkimesi nedir? Küçük monomer besinlerin birleşerek büyük polimer besinler oluşturmasıdır ve su oluşturmasıdır. Dolayısıyla hepsi bu şekilde oluşur doğru. Hücrelerde yapı maddesi olarak kullanılır, kullanılırlar. Bakın yapı maddesi olanlar iki tane. Diğerleri depodur. Hepsinin ortak özelliği hangisidir dediği için bu yanlıştır. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 Ceyhan şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki, ökaryot bir hücre zarının yapısı esas alınarak oluşturulan yapay bir zarda. Şimdi ökaryotik hücre zarı yapısı esas alınarak bir yapay zar oluşturuluyor. Diyor ki hangileri gerçekleştirilebilir? Arkadaşlar yapay zarda şimdi bakın ortam cansız bir kere bunu düşüneceğiz. Çünkü yapay olarak oluşturuyor. Ozmoz olayı gerçekleştirilir. Çünkü ozmoz nedir? Ortam canlı olsa da cansız olsa da suyun yeri geçirgen zardan difüzyonudur. Şimdi kolaylaştırılmış difüzyon da bir hani pasif taşıma şeklidir. Yani ATP harcanmadan gerçekleşen bir olaydır ama burada taşıcı proteinler kullanılacak. Taşıcı protein kullanılacağı için hücrenin canlı olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bunu alamam. Aktif taşımada zaten ATP harcanıyor. Canlı olması gerekiyor. Bunu da yapamaz. Ama yalnız bir yani ozmoz olayını yapabilir. Gelelim 28. soruya. Diyor ki Çeşitli canlıların hücrelerinde gerçekleşen olaylarından hangileri oksijenli solunum olarak tanımlanır? Glikozun karbondioksit ve suya kadar yıkılması arkadaşlar bu oksijenli solunumdur. Oksijenli solunumda besini bir sonuna kadar harcıyoruz. ATP'nin ADP yıkılması bu nedir arkadaşlar? Defosfolasyondur, Oksijenli solunum değildir. E, glikozun etil alkol ve karbondokside yıkılması bu da fermentasyondur. Etil alkol fermentasyonudur. Dolayısıyla oksijenli solunum değil oksijensiz solunum çeşididir. O zaman cevabımız ne olacak? Yalnız bir aşık olur. Gelelim 29. sorumuza. Diyor ki mitoz ve mayoz iki karşılaştırıldığında aşağıdakilerin hangisi bakımından ortaklık olduğu görülür? Mitoz ve mayoz iki. Arkadaşlar mayoz iki zaten mitoza benziyor. Kromozom sayısının yarıya inmesi. Hayır. Mayoz 2'de de olmaz. Mitozda da olmaz arkadaşlar bu. Homolog kromozomların sinapsis yapması bu mayoz 1'de gerçekleşir. Kardeş kromatitlerin kinetokorlarının mikrotübüllere tutulması yani ipliklerine tutulması. Kardeş kromatit ayrılması hem mitozda hem de mayoz 2'de görülür arkadaşlar. Bu ortaktır. Kromozomların tetrat oluşturması bu mayoz 1'de görülür yine oluşan hücrelerin aynı genetik yapıda olması. Bu da sadece mitozun bir özelliğidir. Mayozun özelliği değildir. Dolayısıyla ikisinde ortak olan ne olur? C şıkkı olur. Gelelim 30. soruya. Diyor ki yoruluncaya kadar koşan bir sporcunun iskelet kas hücrelerinde bu süreçte aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? İskelet kas yani çizgili kaslarımız. Glikoz miktarında azalma olur arkadaşlar. Çünkü enerji üretebilmek için glikoza harcamak zorundalar o yüzden bu olur Isı üretiminde artma oksijenli solunum gerçekleştirdiği için ısı üretiminde e, artma olur arkadaşlar çünkü enerji ile birlikte ısı da üretiliyor laktik asit düzeyinde artma çizgili kaslarımızda oksijen yetersizliğinde laktik asit fermentasyonu yapılıyor arkadaşlar bu da olur kreatin fosfat miktarında azalma kreatin fosfat nedir fosfatın fazlasının depolandığı bir yer olarak düşünün. Buradaki fosfatı kullanarak ATP üretebilir arkadaşlar. Dolayısıyla kreatin fosfat miktarında azalma olur. Glikojen miktarında artma demiş. Glikojen nedir? Bir depo polisakkarittir değil mi? E, sürekli hareket yapıyorsa, koşan bir sporcuysa glikojeni depo etmez. Glikojeni harcar. Çünkü neden? Besine ihtiyacı vardır ATP üretmek için. O yüzden cevabımız E şıkkı olur arkadaşlar. Gelelim 31. soruya. Sağlıklı bir insanın boşaltım sistemi tarafından dışarıya atılan idrarın yapısında aşağıdakilerden hangisine rastlanmaz? Bakın sağlıklı bir insan diyor. Ürik asit, üre, amonyak bunlar vardır. Kreatin de vardır arkadaşlar. Kreatin zaten geri emilmez bizim böbreklerimizde dışarı atılır. Ama eritrosit olmaz. Eritrosit nedir? Al yuvar. Bakın eğer İdrarda al yuvar olursa idrar kanlı olarak e, dışarıya çıkarılır. Dolayısıyla idrarda kan olması da sağlıklı olduğunu göstermez. Cevabımız Denizli şıkkı olur. Evet, diğer soruya geçelim arkadaşlar. Diyor ki Aşağıdaki şekilde bir çayır ekosisteminde üretim piramidi verilmiştir. Yani enerji piramidi verilmiştir. Arkadaşlar enerji piramidinde unutmayın ki enerji bir üst düzeye aktarılırken %10'luk bir kayıp yaşar. Yani her üst basıma gittikçe bir sıfır kaybeder. Unutmayalım. Diyor ki bu piramit ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Piramidin en üst trafik düzeyindeki avcı kuşlar bulunabilir. Arkadaşlar. En üst düzeyde ne vardır? Etle beslenen veya işte hepçi beslenen canlılar vardır. Dolayısıyla yukarıda avcı kuşlar bulunabilir. Bu doğrudur. Bir alt trofik düzeyden bir üst trofik düzeye geçişteki enerji verimliliği randıman yani %10'dur diyor. Evet arkadaşlar burada mesela dedim yani bir sıfır kaybediyordu %10 enerji kaybederek yukarıya aktarıyor. O yüzden bu da doğrudur. Sisteme giren güneş enerjisinin net %10'u en üst trofik düzeye aktarılmıştır. Bakın. En üst trofik düzeyine kadar gelmiş 10 Joule gelmiş, değil mi? En altta güneş enerjisinde ne kadar var? 1 milyon Joule var. Şimdi burada %10'u mu aktarılmış acaba? Bunu bulmamız lazım. %10'sa bakın. E, bunu %10'unu bulmak için şöyle yapacağız. 100 çarp 10 çarpı 100 yapacağız. 10 bölü 100 yapacağız çarpı. Bakalım şöyle 10 bölü 100 yapalım. Sıfırlar gider. Baktığınız zaman bakın net olarak %10'u mu aktarılmış? %10'u değil arkadaşlar bakın. %10'luk bir aktarım olsaydı eğer sadece şuradaki bir sıfır giderdi ve 100 binlik bir aktarma olurdu. Ama burada %10'u değil daha az miktar aktarılmıştır. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 Ceyhan Şıkkı olur. Gelelim 33. soruya. Diyor ki ormanlara zarar veren çam kese böceğine karşı bu böcekler ile beslenen kın kanatlı avcı bir böcek türü kitle halinde üretildikten sonra zararlının salgın yaptığı yerlere sanılarak mücadele edilmektedir. Bu arada bu bir biyolojik mücadeledir arkadaşlar unutmayın. Bu yöntemin gerçekleştirilmesinde çam kese böceği ile kın kanatlı böcek arasındaki aşağıdaki etkileşimlerden hangisinden faydalanılmıştır? Şimdi bakın. Rekabet olamaz. Neden? Rekabet demek her iki canlının da aynı besinle beslenmesi demektir. Burada ne var arkadaşlar? Çam kese böceği kın kanatlı böcekle besleniyor. Dolayısıyla bu olmaz. Mutualizm olmaz. İkisinin birbirine fayda vermesi lazım. Komensalizm birinin fayda görüp diğerinin etkilenmemesi lazım. Bu da olmaz. Kolaylaştırma da değil arkadaşlar. Bu nedir? Predasyon. Veya predatasyon da olarak da söylenebilir. Predasyon bir canlının başka bir canlıyla beslenmesi olayıdır. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı olur. Gelelim 34. soruya. Diyor ki: Yukarıdakilerden hangileri kordalılar şubesinde yer alan hayvanların embriyonik gelişimlerinde görülerek diğer hayvan gruplarından ayırt edilmelerini sağlar. Bakın arkadaşlar omurgalılardan kordalılar içerisinde bakın kordalılarda 4 tane özellik vardır. Nedir bunlar? Birincisi hayatlarının herhangi bir evresinde kuyruk olması. İkincisi arkadaşlar sırt kısmında bir notokort olması. Notokort yani sinir şeridi. Üçüncüsü arkadaşlar işte bu sinir şeridi dediğimiz yapı hani notokort olarak da gelebilir. Sinir şeridi olarak da gelebilir. E, dördüncüsü solungaç yarıklarının olmasıdır. Bakın solungaç yarı. E, bizler de biraz om, birer omurgalıyız. Peki bizde nerede var solungaç yarı? Anne karnındayken var. Bakın anne karnındayken bir bebeğin görünüşü şöyledir. Kuyruğumuz şurası arkadaşlar. Şurası kuyruğumuz. Tabi bu arkada omurga uzanıyor. Omurganın işte not kort dediğimiz yapı uzanıyor arkadaşlar. İçinde sinir şeridi vardır. Daha sonra bu kuyruk Gelişim gerçekleştikçe içeriye doğru çekilir. Hatta kuyruk sokumu kemiği dediğimiz bir kemik bile vardır değil mi? İşte bu kuyruğun içeri çekilmesiyle oluşan kemik kuyruk sokumu kemiğidir. Dolayısıyla oradan geliyor ismi. Solungaç yarıklarımız da arkadaşlar anne karnında ilk bir ay plasanta üretilmez. Dolayısıyla bizler sıvının içerisinde bulunuruz. O sıvının içinde işte solungaç yarıkları sayesinde e, oksijen ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Dolayısıyla solungaç yarığı vardır, kuyruk vardır, notokord ve sinir kordonu. Diyor ki sırt kısmında içi boş bir sinir kordonunun varlığı evet bu ayırt eder. Daha sonra geliyor bilateral simetri demiş. Bilateral simetri omurgasız hayvanlarda da görülebiliyor arkadaşlar. Bu ayırt etmez. Notokordun varlığı bu da ayırt eder. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olacak. Ceyhan şıkkı olur. 35. soru. Fotosentetik organizmalardan yüksek yapılı bitkilerin sahip olduğu pigment pigment protein kompleksleri aşağıdaki elektromanyetik spektrum bölgelerinden hangisini sorur? Arkadaşlar oldukça kolay bir soru. Sadece görünür ışınları sorur. Geriye kalan X ışınları, ultraviyole, gama, mikrodalgalar bunları soğuramaz. O yüzden de bunlar verildiği zaman zaten fotosentez yapamaz görünür ışığın olduğu e, enerjiyi sorur ve buradan fotosentez üretir. Cevabımız C şıkkı olur. 36 bir yorum sorusuna benziyor. Bakalım diyor ki: Zararlı böceklerin kimyasal pestisitlerle mücadelesinde bir zararlıya karşı ilk mücadelede kullanılan pestisit miktarı o zararlıya karşı sonraki yıllarda aynı oranda kullanıldığında böceğin sayıcı artışını engellemede ya da tamamen ortada kaldırmada yeterli olmamaktadır. Yıllara göre ilk uygulamalara kıyasla giderek daha çok miktarda pestisit kullanımına ihtiyaç duymaktadır. Bakın diyor ki ilk zamanlarda bir pestisit kullanınca kimyasal pestisitler kullanınca hemen böcekleri öldürürken Aradan zaman geçtikçe kimyasal pestisitler o böceklere çok fazla etki etmiyor, daha fazla kullanılması gerekiyor. Bu nedir? Direnç sağlamasındandır arkadaşlar. O kimyasal zararlıya karşı böcekler ne yapıyorlar? Ee, direnç kazanıyorlar. Diyor ki buna göre diyor. Bu örneği evrimsel açıdan irdeleyen bir öğrencinin yapmış olduğu aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Pestisit uygulamasına karşı hayatta kalabilen bireyler genetik olarak dirençli bireyler olarak tanımlanabilir. Evet az önce de söyledim bu doğru. Pestisit uygulamasından sonra yaşamını sürdüren bireylerin genomunda bu yeni duruma uyum sağlayan alleller bulunabilir. Evet bu da bir uyumla alakalı yani direnç kazanmış olabilir diyor. Pestisit uygulaması sonrası hayatta kalabilen bireylerin oranının sonraki kuşaklarda artış göstermesi beklenir. Dursun bakalım. Pestisit uygulaması, pestisite dirençli bireylerin tümünde mutasyonla yeni allel oluşumuna yol açmıştır diyor. Arkadaşlar tümünde olsaydı, bakın eğer bu olay tümünde gerçekleşmiş olsaydı ilk başlarda da azaltmazdı. Direkt ne olurdu? Sayıları etkilenmezdi veya gittikçe artardı. Dolayısıyla yanlış olan bu yani yorum, bu yorum yapılamaz. Bu durum doğal seçilim örnektir. Doğal seçilim neydi? Eee... Mesela bir, siz bir zararlı veriyorsunuz öyle Yani az önceki örnekteki gibi bir zararlı veriyorsunuz. Uyum sağlayanlar yaşıyorlar. Uyum sağlayamayanlar ölüyorlar arkadaşlar. Biz buna doğal seçelim diyoruz. Dolayısıyla Edirne ve Ceyhan doğru, doğru olur. Cevabımız Denizli. Şimdi gelelim 37. soruya. Diyor ki Ökaryotik hücrelerde polipeptit sentezi sırasında olaylarının gerçekleşme sırası hangisinde doğru verilmiştir? Gerçekleşme sırasını soruyor bize. Öncü mesajcı RNA'nın bazı kısımlarının çıkarılarak değişikliğe uğratılması, RNA transkriptinin oluşturulması, mesajcı RNA ve taşıcı RNA'lar arasında baz eşleşmesinin yapılması. Arkadaşlar ilk önce RNA transkripti oluşturacak. Yani mesajcı RNA üretilecek. O yüzden birinci sırada bu olur. Sonra hani üretildi ya mesajcı RNA, o üretilen mesajcı reynanın gereksiz olan kısımları çıkarılacak ve değişikliğe uğratılacak. İkinci kısımda bu olur. En sonda mesajcı reynalarla taşıcı reynalar arasında baz eşleşmesi olacak. Buna göre cevabımız 2-1-3 şeklinde yani Ceyhan Şıkkı olur. 38'e gelelim. Diyor ki bezelyelerde sarı tohum renginden sorumlu allel yeşil tohum renginden sorumlu allele baskındır. Bezelyelerin genotipi saf döl baskın melez veya saf dört çekinik olabilir. Sarı tohumlu bir bezelye bitkis bitkisinin bu özellikle ilgili genotipini belirlemek için. Şimdi arkadaşlar bakın. Bezelye bitkisinde bakın sarılık büyükse büyükse şeklinde de olabilir. Büyükse küçükse şeklinde de olabilir. Yeşil nasıl olur? Yeşil de sadece küçükse küçükse şeklinde olur. Diyor ki ben şunu belirlemek için yani büyükse büyükse mi ya da büyükse S küçük S mi olduğunu belirlemek için ne yapmam gerekiyor diyor. Yeşil tohumlu bitkiyle çaprazlama. Bakın bununla çaprazlarsam ne olur? Eğer ki büyükse büyükse ise oluşan döllerin %100'ü bakın %100'ü sarı olur. Bununla çaprazlarsam eğer ki benim elimdeki döl heterozigotsa ne olur peki? %50 büyükse küçükse olur. %50 de küçükse küçükse yani %50'si sarı, %50'si yeşil olur. O zaman belirleyebilir miyim? Evet. O zaman bir alıyorum. Daha sonra geliyorum diyor ki ebeveyniyle çaprazlama. E arkadaşlar, ebeveyni zaten heterozigot. E, Heterozigotla tezgotu çaprazladığınızı düşünün. 3 farklı genotip oluşacak. 2 farklı fenotip oluşacak. Dolayısıyla ben bunu kesinlikle belirleyemem. Saf döl sarı tohum bitkiyle çaprazlama. E, saf döl sarı ile çaprazlayalım. Mesela büyük büyükseyi büyük seyi çaprazladığınız zaman ne olacak? Yine %100 sarı olacak. E, heterozigotla çaprazladığınız zaman bakın büyük büyükse büyük gelir sarı olur. Büyük sev küçük gelir sarı olur. Yine belirleyemem. Dolayısıyla bu da olmaz. Cevabımız ne olur? A şıkkı yalnız bir olur. 39 He, 39 yine orojenes falan diyor arkadaşlar. Yani benim anlamadığım kısım. Şimdi gelelim diğer testimize. Evet, hemen açtım arkadaşlar. 2018 sınavına geçiyoruz. Yine 26. soru diyor ki: Birbirinin aynısı veya benzeri yapı taşlarının kovalent bağlarla bağlanarak oluşturdukları moleküllere polimer denir. Bir polimer vagonlardan oluşan trene benzetilebilir. Bir polimerin tekrarlanan birimlerine ise monomer denir demiş. Şimdi buna göre diyor moleküllerinden hangileri herhangi bir polimerin monomeridir? Arkadaşlar bir kere glikoz nedir? Glikoz işte glikojen ve nişastanın monomeridir. O yüzden bu olur. Amino asit yine arkadaşlar e, proteinin bir monomeridir olur. Bakın gliserolü alamam. Neden? Çünkü yağlar bir polimer değildir unutmayın. Gliserol ne yapıyor? Gliserol artı 3 tane yağ asidi bir araya gelir ve Nötral yağlar oluşturur. Aynı birimler tekrarlanmadığı için biz yağlara polimer demiyoruz arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Nükleotitleri de alırım çünkü DNA'nın ve RNA'nın yapısını oluşturuyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 2 4 Ceyhan şıkkı olur. Gelelim 27. soruya. Diyor ki bir hayvan hücresinde sentezlenen protein moleküllerine karbonhidrat molekülü eklenmesi ve bu protein moleküllerinin farklılaştırılması aşağıdaki yapılardan hangisinde gerçekleşir? Şimdi bakın arkadaşlar. Protein molekülüne karbonhidrat molekülünün eklenmesi bir kere Golgi'de olur. Golgi. Bunu protein moleküllerinin farklılaştırılması demiş. Bir hayvan hücresinde sentezlenen protein moleküllerine karbonhidrat molekülünün eklenmesi ekleme Golgi'de olacak. O zaman şu mitokondri olanları siliyorum çünkü mitokondrinin konumuzla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Şöyle mitokondri olanları sildim. Granülle endoplazmik retikulum ve golgi ile lizozomu vermiş. Arkadaşlar lizozom zaten ne yapıyor? Parçalama işlemi yapıyor. Lizozomla bilgisi yok. Granülle endoplazmik retikulum ve golgi olacak. Neden? Çünkü bakın üretilen bir protein e, yapısına karbonhidrat molekülünün gide, aktarılabilmesi için, eklenebilmesi için Golgi'ye gitmesi lazım. Peki Golgi'ye kiminle gidiyor? Endoplazmik retikulumla gidiyor. Zaten üretilen protein de granülle endoplazmik retikulumdaki ribozomlarda üretiliyor. O yüzden cevabımız A olur ama biraz değişik bir soru olmuş. Söyleyeyim. Gelelim diğer bir sorumuza. Peki insan vücudunda çeşitli hücrelerde gerçekleşen laktik asit fermentasyonu ve oksijenli solunumda nadaşın yapısındaki elektronlar için son elektron alıcısı olan moleküller hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Bir kere arkadaşlar oksijenli solunumda unutmayın son elektron alıcısı oksijendir. O yüzden oksijenli solunumda oksijen yazmayanları hop sildim. E, laktik asit fermentasyonunda ise son elektron alıcısı pürüvattır. O yüzden cevabımız e, B şıkkı olur. Peki etin alkol fermantasyonunda son elektron alıcısı kimdir? Orada da aset haldeyiktir. Aset haldeyiktir arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Belki karşımıza yine çıkabilir. Gelelim diğer sorumuza. Mikroskopta mitozun profaz safhasındaki bir bit hücresini inceleyen bir araştırmacı. Hücre iskeletini oluşturan bazı mikrotübüllerin kısmen çözüldüğünü gözlenmiştir. Buna göre bu çözülmeden ortaya çıkan materyal aşağıdakilerin hangisinin oluşumunda kullanılır? Şimdi arkadaşlar, profaz safhasında bakın, mikrotübüller eğer ki çözülüyorsa mikrotübüller neyi oluşturuyordu? Mikrotübüller i ipliklerini oluşturuyor değil mi? O zaman hangisi oluşacak? i ipliği. Neden mikrotübüller i ipliklerini oluşturur? Çünkü bitki diyor dikkat ederseniz bitkilerde sentrozom yoktur. Sentrozom olmadığı için arkadaşlar iyi ipliklerini mikrotübüller oluşturur. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. İnsanda diyor soluk alma sürecinde yapılarında havanın izlediği yol hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bakalım. Arkadaşlar, larynx dediği He, şimdi şöyle yapacağız. Bakın. İlk önce şimdi ağızdan ya da burundan geldi. Şimdi istersen şöyle kısaca yazayım. Ağız ilk önce ya da burun. Burundan geldi. Sonra nereye gidecek? Bakın, gırtlak kısmına gidecek. Peki gırtlak kısmında ne var? Larynx dediğimiz ses kutusu vardır. Larynx. Sonra larynx'e gidecek arkadaşlar veya buraya gırtlak da yazsaydı olurdu. Sonra nereye gidecek? Soluk borusuna. Şimdi soluk borusu, bakın soluk borusu burada ikiye ayrılıyor. İkiye ayrılıyor. Sağ ve sol akciğere gidiyor. Bu ikiye ayrıldığı yere biz bronş diyoruz. Bronşlar. O zaman sonrasında nereye gidecek? Bronşlara gidecek. Sonra arkadaşlar bronşiyol dediğimiz bronşçuklara gidecek. En sonunda alveollere gidecek. O zaman cevabımız nasıl olur? Bakın larynx yani 4 Sonra soluk borusu 2. Bakın 4-2 şeklinde gelen. Sonra bronş. Sonra bronşiyol. En son albol. Yani cevabımız Bursa şıkkı olur. Gelelim 31. soruya. Diyor ki insanda aşağıdaki sindirim sistemi organlarından hangisi karşısındaki işlevi gerçekleştirmez? Karaciğer safra üretimi demiş. Evet arkadaşlar karaciğer safra üretir. Pankreas sindirim enzimi üretimi demiş. Evet. Ince bağırsağa dökülen sindirim enzimlerini üretiyor. Mesela hangi sindirim enzimlerini söyleyeyim size. Kimotripsin, e, tripsin, kimotripsin daha sonra arkadaşlar e, mesela nişastayı sindiren amilaz enzimi gibi enzimleri üretiyor. İnce bağırsak besinlerin emilimi demiş. Evet yapar. Mide yağların kimyasal sindirimi demiş. Yapar. Kalın bağırsak suyun emilimi demiş. Bunu da yapar ince bağırsak kalın bağırsakta da su emilimi gerçekleşiyor aslında ama <laughs> bakalım mide ha, pardon ya midede yağların kimyasal sindirimi demiş arkadaşlar mide yağların sindirimini yapmaz mide neyin sindirimini yapar protein bir an ben de bir şey oldum Midede protein sindirimi olur. Yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta olur arkadaşlar. Başka hiçbir yerde olmaz. Unutmayın. Yağlar sadece ince bağırsakta sindirilir. Karbonhidratlar hem ağızda hem de ince bağırsakta sindirilir. Proteinler hem midede hem de ince bağırsakta sindirilir. Dolayısıyla ağızda protein ve yağ sindirimi yoktur. Midede karbonhidrat ve yağ sindirimi yoktur. Ama ince bağırsakta üçünün de sindirimi vardır arkadaşlar. Gelelim 32. soruya. Diyor ki karasal biyomların çoğu keskin sınırlar olmaksızın birbirinin içine geçmiş olan dar veya geniş alanlardan oluşur. Ekosistemlerin yaşam alanlarındaki bu geçiş bölgelerine verilen ad oldukça basit bir soru arkadaşlar. Ekoton olacak. Peki habitat ne? Habitat canlıların yaşadığı ortamdır. Biyom nedir? Büyük parçalardır arkadaşlar. Mesela sucul biyomlar, karasal biyomlar vardır. Nedir karasal biyom? Mesela işte çöl biyomu, tundra biyomu gibi biyomlar. Yani böyle geniş coğrafik alana yayılmış e, kısımlardır arkadaşlar biyomlar. Mikroklima sadece e, belirli alanda mesela yetişen bitkiler mikroklimatik bitkilerdir. Örnek veriyorum. Mesela arkadaşlar e, Iğdır'da kayısının yetişmesi gibi kayısı. Iğdır'da kayısının yetişmesi veya Rize'de muz yetişmesi gibi. Muz normalde nerede yetişiyor? En çok Mersin Anamur ilçesinde değil mi? Veya Antalya'da yetişiyor. Ama Rize'de de mikroklimatik özelliklerden dolayı muz yetiştirilebiliyor. Dolayısıyla mikroklima budur. Ekolojik nişte canlıların işidir. Yani doğadaki yaptığı iştir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Ekoton olacak. Ekoton bu arada şöyle düşünün. Mesela şu A bölgesi, bu da B bölgesi ikisi arasındaki şu geçiş bölgesi nedir? Ekoton bölgesidir. Ekotonlar tür çeşitliliği bakımından zengindir unutmayın. Cevabımız aşık oldu. Gelelim 33. soruya. Diyor ki, bayağı bir uzun soru. Evet, Deniz kıyısının gelgit bölgesindeki kayalık alanda bir komünitede yaşayan ve aynı zamanda alanda yaygın olarak bulunan bir midye türüyle beslenen deniz yıldızının ilgili komünitedeki rolünü belirlemek için sırasıyla çalışmalar yapılmış arkadaşlar. Diyor ki deniz yıldızı ortamdan uzaklaştırmadan önce alandaki mevcut türlerin sayısı belirlenmiştir. Tamam. Daha sonra deniz yıldızı türünün bireyleri bu kayalıklardan başka bir yere nakledilmiştir. Tamam. Deniz yıldızı türü ortamdan uzaklaştırıldıktan sonra 11 yıl boyunca deney alanındaki komünitenin tür kom Kompozisyonundaki değişimi incelenmiştir. Sonuçta Deniz yıldızının beslendiği midye türünün bireylerinin sayısının ortamda hızla arttığı ve bu bütün alanı kapladığı gözlenmiştir. Şimdi bakın deniz yıldızı midye ile besleniyor. Deniz yıldızını ortamdan uzaklaştırdıkları zaman ne oluyor? O midyenin sayısı artıyor. Bakın burada da zaten göstermiş. Bakın deniz yıldızı varken mevcut tür sayısı bu şekilde. Deniz yıldızı yokken arkadaşlar bakın mevcut sayı ne olmuş? E, alanı kaplamış. Diyor ki Burada bir yanlışlık yapmış bence şeyde. Kırmızının deniz yıldızı varken olması lazım. Yeşil neyse biz nasılsa okuduk. Grafiğe bakmasak da olur. Diyor ki: "Deniz yıldızı kilit taşı tür özelliğini göstermektedir. Deniz yıldızı baskın tür özelliği göstermektedir. Deniz yıldızı yokluğunda midye türünün ortamdaki aşırı artışı alandaki tür sayısını azaltmıştır." diyor. Hangilerine ulaşılabilir? Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman deniz yıldızı ortamda varken ortam denge halinde. Deniz yıldızını ortamdan uzaklaştırıyorlar, denge bozuluyor. O zaman deniz yıldızı kilit taşı türdür bu doğru. Kilit taşı türü bu demek çünkü. Baskın tür özelliği göstermektedir diyor. Baskın tür olmak sayıca fazla olan demektir. E deniz yıldızı varken sayıca fazla değildi. Yokken de zaten bununla ilgili bize bir şey söylememiş. O yüzden baskın türdürü siliyorum. Gitti. Deniz yıldızı yokluğunda midye türünün ortamda aşırı artışı alandaki tür sayısını azaltmıştır. Şimdi midye aşırı arttığı zaman başka canlılarla besleneceği için ne olacak arkadaşlar? Oradaki tür sayısını azaltacaktır. O yüzden buna dolaşırım. Cevabımız 1 ve 3. Ceyhan şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki bakterilerde aşağıdakilerden hangisine hiçbir zaman rastlanmaz? Halkasal yapıda kromozom vardır arkadaşlar. Pilus adı verilen yapılar, evet bakterilerin şöyle çıkıntılarıdır arkadaşlar. Pilus bazı bakterilerde vardır. Hareketi sağlayan kamçı bakterilerde bulunabilir. Endospora demiş arkadaşlar. Endosporda bakterilerde rastlanır. Nükleolus adı verilen bölge. Nükleolus nedir? Nükleolus çekirdekçiktir. Çekirdekçik bakteri de çekirdek yok ki çekirdekçik olsun değil mi? Cevabımız edirne olacak. Bakın nükleus çekirdek, nükleolus çekirdekçik. Dolayısıyla cevabımız eşit olur. Bakteri bir prokaryottur o yüzden çekirdeği bulunmaz unutmayalım. 35. soru. Kloroplastlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Farklı hücrelerde büyüklük ve biçim bakımından değişiklik gösterebilir. Telakoid olarak adlandırılan yapılara sahiptir. Protein sentezi yapabilirler. Arkadaşlar kloroplastlarla ilgili hepsi doğrudur. Farklı hücrelerde büyüklük bakımından farklı değişiklik gösterebilir. Bu doğru. Telakoid yapılan üçüncü bir zar sistemi vardır. Doğrudur. Protein sentezi yapabilir. Çünkü kendine ait ribozomu vardır. Bu da doğrudur. Cevabımız Edirne şıkkı olur. 36. soru. Prokaryotik organizmalarda olaylarından hangileri gerçekleşmez? Arkadaşlar prokaryotlar deyince aklınıza bakteri ve arkeler gelsin. Bakterilerde de arkelerde de mayoz ve döllenme olmaz. Çünkü neden? En kromozomlu canlılardır. Ayrıca arkeler iki en ama onlarda da yine mayoz bölümü olmaz. Çünkü tek hücreli canlılardır arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 olur. Ama mutasyon tüm canlılarda gerçekleşebilir. Diğer sorumuza gelelim. Diyor ki, ökaryotik bir hücrede gerçekleşen protein sentezi ve bu sentezde görev alan hücresel elemanlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Mesajcı RNA molekülü bir genden gelen genetik mesajı çekirdekten ribozoma taşır. Evet arkadaşlar, doğru. E, DNA'dan aldığı şifreyi ne yapıyor? Ribozoma taşıyor. Bu doğrudur. Bir mesaj reyna üzerindeki metiyonin aminasitini şifreleyen her kodon polipeptit sendezinin başlangıç yeri olarak iş görür. Şimdi bu bir dursun. Birazdan açıklayacağım. Bir genden protein oluşumuna doğru bilgi akışı 3 çeşit nükleotitten oluşan kodonlar vasıtasıyla gerçekleşir. Evet arkadaşlar 3 nükleotit bir araya geliyor bir kodon oluşturuyor. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bir amino asit birden çok kodon ile kodlanabilir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Mesela diyelim ki lizin amino asiti 3 farklı kodon tarafından kodlanabiliyor. Kalıp DNA'dan sentezlenen öncül mesajı RNA translasyondan önce işlenir. Translasyon nedir? Okumadır değil mi? Okuma. Okumadan önce mesajı RNA ne yapıyor? İlk önce bir değişikliğe uğruyor. Yani işleniyor arkadaşlar. Bu da doğrudur. Gelelim Bursa. Şimdi bakın demiş ki Metiyonin amino normalde başlangıç pro, başlangıç nükleot, pardon başlangıç kodonudur arkadaşlar. Ama diyelim ki bir protein sentezi başladı. İşte bir protein sentezi başlayınca mesela şurada bir zincirimiz var bizim. Burada metiyonin geldi, başladı. Ama şu aralarda da arkadaşlar metiyonini işte e sen, şifreleyen AUG kodonu bulunabilir. Dolayısıyla burada yeni bir sentez başlamaz. Zaten başlamış. Buraya yeni bir metiyonin eklenir. Hani öyle düşünün. Sadece ilk başlangıç aşamasında metiyonin geldiği zaman başlıyor. Ama başladıktan sonra yine AUG gelsin sürekli AUG gelsin. Bu sefer metiyonin amino asitleri ekleniyor sadece. Başlangıç yeni bir başlangıç olmuyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı olur. 38. soru diyor ki aşağıdaki tabloda KLMN bireylerinin vücut hücrelerine ait kromozom sayıları verilmiştir. Buna göre hangileri yanlıştır diyor. Bireylerin hepsi farklı türe ait olabilir. Olabilir arkadaşlar. Sonuçta bakın iki tanesinin kromozomu aynı diye ben bunları aynı tür diyemem. Zaten kromozom sayısı akrabalık hakkında, gelişmişlik hakkında kesinlikle bilgi vermez. Unutmayın. O yüzden bu doğrudur. L ve N bireyleri aynı tür ait bireyler olabilir. Olabilirler arkadaşlar. Kesin aynı diyemem ama olabilirler. M bireyi diye diğer bireylerden evrimsel olarak daha gelişmiştir. Bakın az önce ne dedim? Kromozom sayısı gelişmişlik hakkında bilgi vermez dedim. Mesela eğrelti otunun kromozom sayısı 500'dür. E bizde 46. O zaman eğrelti otu bizden daha mı gelişmiş? Hayır tabii ki. Dolayısıyla kromozom sayısı gelişmişlik hakkında bilgi vermez. Cevabımız C şıkkı olur. Diğerlerini de okuyalım. N bireyinin normal eşey hücrelerinde 8 kromozom bulunur. Evet 16 iken kromozomlu olduğunu düşünürsek eşey kromozomlarına ne düşer? 8 düşer arkadaşlar. Doğru. Yani üreme hücresi demek istiyor. K bireyinin zigotunda 78 kromozom bulunur. Zigot nedir? İken kromozomdur yine arkadaşlar. Spermle yumurtanın döllenmesi sonucunda oluşur. E, 36 bir yerden 36 bir yerden geldiği zaman ne olacak? İşte pardon 39 bir yerden 39 bir yerden geldiği zaman 78 olacak. Bu da doğrudur. Cevabınız Ceyhan şıkkı olur. Sanırım bitti. Yine bakayım. Evet, bitti arkadaşlar. Böylece 2017 ve 2018'i çözdük. Sonraki videoda 2019 ve 2020'yi çözeceğim. Sonra bitireceğim. Eğer sizin elinizde 2021'in çıkmış soruları varsa bana pdf olarak hani yorum kısmına yazın. Ben size mail adresimi vereyim. Pdf olarak gönderin. Onu da çözümünü yaparım. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.